Merhaba arkadaşlar, ben Başak. Yepyeni bir mükemmel genetik özellikleri challenge serisiyle, hayır hep seri hissediyorum, bölümüyle karşınızdayım. Tam video çekmek için zamanım oldu ve sonra ülkedeki olaylar patlak verdi. Yani yangınlar, diğer kadın cinayetleri vesaire vesaire, bahsetmek bile kötü hissettiriyor insana. Bu yüzden hani video çekebilecek enerji kendimde bulamadım. Zaten Discord'da da size sık sık konular hakkında konuşuyorduk. Ama bir şekilde her şey devam etmeli. O yüzden şimdi video çekiyorum. Biraz arka planda oynadım. Bugün herhalde bahçecik skillinde 3. seviyeye geliriz ve buradaki o fertilize etme görevini yapabiliriz. Aynı zamanda Discord'da da yarışma yapmıştım. Yarışmanın kazananı Liler oldu. Onun simini de kasabaya ekledim. Bugün tanışabilirsek yani bu bölümde. Ondan da çocuk yapmaya çalışabiliriz. Hatta evlenmeyi de düşünüyorum. Neyse. Şimdi kötü olaylardan bahsettim. Biraz modum düştü ama hemen yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım bonus gibi. Niye diye sorun. Frens diyenler bilirler. Monica'nın nemli havalarda saçları böyle oluyordu. Benim de böyle oluyor. Yani toparlanacaksa toparlanmadı. Sonra dedim ki. Neyse ne. Her neyse. Şimdi ha, bu arada civcivlerin büyüdü. Horoz ve tavuk oldu. Hen tavuk demekmiş. Bu da hen. Roster horoz demekmiş. Pismiş burası. Şimdi burayı temizle. Sonra şu hayvanlara yem ver. Buna yem ver. Daha sonra gel buraları spreyle. Hatta bunları bitlemen de gerekiyor yani. Hepsini sula. Diyeceğim de acık uyan, tamam. Başka söyleyeceğim şey var mı bilmiyorum. Güzel kıyafetini de giydin canım, elbisen değiştirdin. Hadi. Aa, bir tane fersinize şeyi buldum. Aa, şey mantıklı ama aslında yani ben kriptomonyanı sildim senden, siliyorum onu da. Sonuçta gübrelerden şey oluyor. Heh. Tamam, 3. seviyede olduk. Aşkım sen weedle de her şeyi. İneğimiz hala uyuyor ama. Yap bakalım her şeyi. Tavşan da geldi buraya pisledi. Ne yapıyor tavşan? Hediye istiyor, uğraşmam seninle. Görev olarak verirse olur. Dışarıyı seven bir insan oldun. Tabii mecbur. Hayvanların var. İçeride kalamazsın. Bu tavuklar civciv yapamıyor mu? Weedlemeye başla şimdi bir de. Sonra felsinize ederiz. İnek de amma uyku çıktı. Baban mı geliyor? Babanla mı konuşacağım? Bunlarda bir şey var mı? Ha, bir dakika şimdi. Üç şeyi fertilize etmem gerekiyormuş. Bunu fertilize ediyorum. Seni bununla edeyim. Seni bununla edeyim. Seni de bununla edeyim. Büyük ihtimalle dökecek böyle karabiber, tuz eker gibi ama. Bakalım beni yanıltacak mısın? Hiç yanıltmadı. Gübre döküyoruz, tamam. Üçleyelim de yeni şeyimiz açılsın. Baban mı geldi bu arada? Önce onu gördük de. Görünür yok. Kasabada büyük oğlan baba. Geldiysen yanıma gel. Hadi bunu da yap. Heh. Tamam. Şimdi bir dahaki görevlerimize geçelim. Üç tane hediye lazımmış. Kuşlara, tavşanlara ya da şeylere. Bir şeyler beslemem gerekiyormuş falan filan. Brablewood'a gidip bir şeyler de bulmam gerekiyormuş. Neyse biz istediğimizi halledelim. Sonra Brablewood'a gidelim ki aç bu kızı zaten. İşte sana da yem atayım. Sana da yem atayım. Sonra burada yumurta var mı? Aa, ışığım söndü. İnşallah burada sorun yoktur. Yani evdeki lamp patladı, gene patlıyor bu. Ha, bunu yapabilirim şimdi bir de. Onu nasıl yapıyorum? Meyve ya da şey bulmam lazımmış. Sipariş edebiliyor muyum onu? Ederim. Öyle bir şey vardı. Bir dakika, ben bu ışığa bakıp geliyorum. Gerçekten Türk usulü tamir diye bir şey var. Kafasına bir kere vurdum, ışık geri geldi. Neyse, siparişlerden veriyorduk. Buradan. Bu herhalde. Ay dur. Çıktık baştan. Aynen. Yemek sepeti gibi bir şey de geldi ama onu istemiyoruz. Aşkım bir şey sipariş et dedim. Sen ne ara pislendin bu kadar? Neyse hadi sipariş et. Bak, senin bu bahçe işlerinden bir sana çocuk yapamayacağız ha. Hadi. Ha tamam. Elmas sipariş edeyim. Elma olmaz mı yemek için? Hayvanlara herhangi bir meyve ya da sebze diyordu. Başka bir de bu. Bezelye. Bu da fasulye herhalde. Tamam. Birazdan gelir diye umuyorum. Ahem. Bu arada bu kızın yemek gelişine çok kötü. Her şeyi berbat yapıyor. Sonra midesi bulanıyor yaptığı yemeklerden dolayı. Yıkan da o sırada siparişimiz gelsin. Şu şeyi yapmaya çalışalım. Siparişçi insan geldi. Git kabul et. Siparişçi insan da yakışıklıymış galiba. Kafasından öyle düşündüm. Aa, vallahi yakışıklı. Neyse tamam. Siparişimi ver. Siparişimi ver. Onu tıklamıyordu üstüne. Aldın mı? Almadı. Hey hey. Niye siparişimi alamıyorum ya? Bak akşam oldu bile. Bak mı var acaba? Param gitti ama. Heh, adamla konuştum, siparişi almadım. Koca kafa. Yere gitmemiz lazım. İnek de uyuyor sabahtan beri, uyusun. Gerçekten sinirlendim bir miktar arkadaşlar. Bak işte yok. Para verdik gitti. Meyveler de gelmedi. Neyse, o dediğin yere gidelim bari. Aşaşırmadan.
İkimiz nasıl kabardı? Nasıl kabardı? Ben kadrajımı değiştim galiba. Biraz daha durdurmam gerekiyor. Neyse. nereye gideceğiz? Neydi oranın adı? Bramblewood. Travel. Hadi canım gidiyoruz. Tek başına gidiyorsun. Yeni bir beyefendi bulduk. Onu da belki oralarda görürüz. Olmadı da onu görmek için uğraşacağız. Yani tamam çiftliği keşfediyoruz ama esas işimiz Meg'e çocuk yapmak. Burası değil mi? Ya burası evet. Zaten bizim mahalleymiş de şuradaki parka gidelim. Belki yeni Tony'miz de gelir. Riller'ın yaptığı Tony. Yani isim. Riller acaba Riller diye mi okunuyor? Riller diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Bizi aydınlat. burada bir şey arıyormuşuz. Arayanın belasını da bulur, Mevlasını da bulur arkadaşlar. Şimdi ne aradığımı bilsem de. Belki görürsem. Pek bir şey de yok buralarda ama. Kızım tek başına konuşuyor. Ya mantar gibi şeyler varmış sanırım da. Ne yapıyorsun aşk kuşko sen? Bizden başka insan da yok. Ve zıplıyoruz. Ne arıyorduk biz? Ya toplu harvest yapmamız lazımmış. Ama harvest yapabileceğim bir şey göremedim ben aşk kuşko. Yani kör müyüm acaba aşk kuşko? Ben hiçbir şey bulamadım canım. Biz en iyisi papa gidelim bari. Görevleri biraz boş verelim. O şeyi yaparız. Tavşan getir ona hediye falan veririz. Ama şimdilik biraz gezelim. Belki papa tanışacağımız kişi gelir. Bu arada sıcaklığına saçlarımı kaşıyorum. 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 Evet. Papa gidiyoruz canım. Evet geldik papa. Bizim insan burada değil ama kendimize bir şey alabiliriz. Favori içeceğini söyle bakalım ne merak ediyorum. Hep böyle şeyler merak ederim. Bizimkine bakalım bir de etrafta var mı acaba? Sarı kafa bir şey olması lazım. Şu anlık göremedim. Merhaba insan sen kimsin? Bir içecek istiyorum. Bana içecek ver kırmızı yanaklı abla. Bu kim? Rahmi Vassız. Niye böyle geziyorsun? Merhaba Rahmi Vassız. Hay. Flörtüsün ama yok yani. Bunlar niye? Bu akşam böyle bir şey mi varmış? Thomas Watson da böyle. Üst katta da anamız mı var? Evet. Sen niye üzgünsün anlamadım. Ana. İçeceğini al. Bizim date'imiz yok. Olmadı evine gideceğiz. Bu olabilir mi bizimki? Yok değil. Favori içeceğin neymiş? Salty bir şey. Ama ben bizim adamı istiyorum. Bu değil tabii. Gelsene Tony'sin. Uzaktasın. Niye yoksun? Seni bulmamız lazım. Gelmemiş. Biz biraz konuşuyoruz. Flört etmesek de sosyalleşiyoruz. Düğünümüze çağırmalık insan. Ama keşke bizim bey de buralarda olsa. Biri daha geldi. Sen olabilir misin acaba? Rahul. Ya değişik değişik isimler koymuşlar insanlar arada. Sen olabilir misin? Yok değilsin. Adını da unuttum ama neyle başlıyordu? Nikolas mı? Öyle bir şey bizimkinin adı. Bizimki işte mi acaba? Bu dışarıdaki koşan insan olabilir misin? Bizimki yok. Gece 12'de evi basılır mı? Basılmaz. İçeceğini bitti. İnsanlara konuşma. İç içeceğini. Hızlı iç hızlı. Para vereceğiz. Bir ümit beklerim gelirsin diye ama gelmesin. Sana da yazıklar olsun insan. Annemin komşusun zaten. Şey gibi düşün. Annesi beğenmiş, görmüş. Bize uygun bulmuş. Demiş biz böyle şeyler yaşadık ama kızım yaşamasın. Neyse biz eve gidelim. Hayvanımız var, şeyimiz var. Sabah erken kalkacağız. Yarın hem hayvanlara bakarız hem birkaç görev yapmaya çalışırız hem de adamı buluruz. Belki bir ümit yolda koşarken görürsün be. Seke seke gidiyorsun ama göremiyorsun. Çünkü yok. Çünkü aslında yok galiba. Evet geldik. Hayvanlar uyuyor herhalde. İyi durmasın. Bu hiç çıkmadı bu. Ay burası kirliymiş. Burayı temizle bari uyumadan. Sonra uyursun. Gir. Şimdi uyuyoruz. Evet. Teşekkürler. Çok çişimiz geldi. Uyandık. Hemen çişini yap. Sonra yemek ye. Bu sefer bir değişiklik yapıp mahalle oylamasına katılmak istiyorum. Yani. Çünkü niye katılmayayım? Ondan sonra buraya gel. Burasının durumu ne? Burası pis. Burayı temizle. Bunu da artık uyandır. Ne yapıyor bu? Danayı buraya çağır. Sonra bunları spreyle. Suluymuş galiba. Okey. Bunlar da aşırı mutlu. Neye zıplıyorsunuz ya? Sancıyılız bir sürü iş yapıyor. İğrenç pankek yemeye devam ediyoruz bu arada. Üzülüyorum. Pay yemişiz. Pay çok iğrenç. Onu annemize yapmıştık. Ona da üzülüyorum. Heh. Ne olsun, ne olsun, ne olsun. Back to old day. Eski günlere geri dönüş istiyorum. Televizyon bizde zaten yok. Hadi bakalım. Bu tavukları temizleyince hep şey çıkıyor. Gübre. İnek dışarı çıkmayı akıl etti. İğrençsin, pissin, ölüyorsun. Ölmeyi mi bekliyorsun? Gel buraya. İlk şunu besle. Sonra... Temizle. Bunlar Allah, şey çocuk yapabiliyorlar mı? Hı. Temizle bari aferin. Sonra sütlerini al. Bunların da yumurtalarını al. Sonra adam bulmaya gidelim. Bunlar su gerekmiyor galiba. Hiçbir şey gerekmiyor galiba. Evet iyi durumdalar. Yok mu tavşi mavşi? Hediye veren. Sağ bakalım. Evet sağdık da. Şu an iyi durumda mısın? Şu an iyisin. Yumurta topladım. Yumurtalarım iyiymiş. Bu biraz bu çok büyük herhalde. Anlamadım. Bunları harvestleyebiliyor muyum? Hepsini harveste. Oldu tamam. Bunu yapabildim. Bunları ne yapabilirim peki ben şu an?
Heves edim biraz bir şeyler daha ekeyim. Her yere karpuz ekmek istiyorum çünkü karpuz seviyoruz. Bugün acıktım, ben karpuz ekeceğim. Bunu nasıl ekeceğim? Hem buradan okey, korktum bir an. Bu arada sebzenle oroşeyi de yapabilirim, hatta onu da deneyelim. Tam çarşıya gidelim. Bu şeylerin ahlarına bakalım. Mesela dur, buradan bir şey yapabiliyorduk. Ama çarpı 3. Buradan yapabileceğin bir şey vardı. Bunu yap. Sonra bir de neredeydi o be? Hayır. Heh. Bir tane yap bakayım, ne olacak? Oldu mu? Yok, hiçbir şey olmadı. Şimdi mi yapıyorsun? He. Tamam, bir kere yap, sonra 5 kere daha yapacaksın. Hayvanları yemek mi yapıyorsun? Anladım. Tamam, güzel. Yalnız bu hayvanlarla uğraşırken gün nasıl geçti anlaşılmıyor yani. Yaptın. Tamam, 5 kere yapman lazımmış. O zaman bir daha şundan yapalım. Pardon. Buradan ayarlar. Hayır, bir yanlış yere tıkladık gene. Yanlış yere tıkladım, özür dilerim. Heh. 4 tane yap. Şimdi çarşıya gideceğiz sonra. Lan 4 tane yaptık, öyle olmadı. Tek tek azalmış gitti, 4 tane meyve müf ya. Peki bunlar ne işe yarıyor? Mesela buradaki insanlar, tavşanlar var mı? Hediye veriyorum sana. Bugün çok uzakta. Sen gene gel, biz gidelim. Senle ikimiz gidelim bir yerlere. 4 meyve de boşuna gitti, Allah kahretsin. Ben çok üzüldüm onların gitmesine. Bir çarşıya gidelim, adam çarşıda yoksa adamın evine gidelim artık, tamam. Burada toplayacağım şeyleri de bulamadım. Onların ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Geldik buraya. Satabiliyor muyum bir şeylerimi? Satayım. Para da kazanmamız lazım bizim. Burada bir şey satabiliyorum. Bizim adam gene yok gibi ama. Ne satabilirim? Şu medium'u satayım. Bayağı bir şeyim var. İster satarım. Yaşma falan olsa da gelirim. Bizim adam burada da yok gibi ya. Evine gideceğiz artık. Sana da yumurta satacağım bir tane. Tamam. Sen misin? Sen misin? Değilsin be, sarışın görünce sevindim. Tamam, biz bizimkinin evine gidiyoruz dostlarım, çünkü bu iş böyle olmayacak. Diyeceğiz ki, aa, senin evin burada mıydı? Ve annemin eviyle karıştırdım. Çok güzel bir eve geldik. Burası işte Stardew Valley Farm çiftliği diye geçiyor, baksanıza. Çok tatlı bir ev yani, gerçekten. Belki buraya taşınırız evlenirsek, ki evlenmeyi düşünüyorum. Aşkım sen kleptomanyan değilsin artık, sinirlenip durma. Aa, sinir emene git. Koca insan oldum, koca bulacağım. Yaptıklarına bak. Burayı niye çalıyoruz peki? Okey, selam. Come on diyor. Sen neresi canım? Adamı bulduk. Bulamadık. Adamın nerede? Geldi. Koşa koşa geldi. Ben bunun kıyafetlerini custom fonten sandım, değilmiş. Hoş geldin canım. Adın neydi? Nicholas. Nicholas Bolden. Hi. Hi Nicholas. Gördüğünüz gibi Nicholas'ın gözleri ve saçları Megio falan değil. Bu yüzden çocuk yapabiliriz. İlk görüşte aşk. Yan tarafta anamızın evi. Tanıştık. Açsın, tamam mı? Dur şimdi yemek yemeye bırak. Adama... Azkaban değil de cebimizden yemek çıkardık. Bozuk mu? Değil, kötü kötü şeydi. Cebinizde yemekle gezin. Aha, ne güzel oturdun mantara. Çok tatlı. Günün nasıl geçiyor? Fotoğraf çekil adamla. Fotoğraf çekilemiyor musun? Heh. Nikolas, senle 5. nesi yapalım mı? 5 değil mi? 5'iz. Dur. Yok, biz mi 5'iz? 5'i mi yapacağız? 5'i yapacağız. Becca, Milana, Violet, Lavinia. Evet. Merhaba canım. Hemen hızlı bir trikol baby, çünkü zaman iş ilerliyor. Bir fotoğraf çekilelim. Canım, senle ciddi düşünüyoruz. Çünkü yarışmada birinci oldun. Evet. Evet. O da bizi çekti. Ay tatlışko. Ay tatlışko. Bekar mısın? Kızım bir kalk da fotoğraf çekelim. O çocukken beni nasıl çekebilirim? Romantik bir hediye var. Ne vereceğiz biliyor musun, romantik hediye? Tamam, resmimizi verelim. Romantik bir hediye yani. Şipşak fotoğrafımız varmış. Dilek vermişiz gibi. Bak bak bak, ay Allah'ım. Senin için tabi, sevin hadi, beğen. Aşk. Havada aşk kokusu var.
Beğenmedi. O bize gül Zaryuza verdi. Ama gülü niye beğenmedin lan? Are you mal? Pick up line. Adamı da üzdük yani. Siz birlikte olmak zorundasınız. Yarışmayı kazandınız. Öyle başka bir şey değil bu ya. Adam gitti. Bu da üzüldü. Hediyesi beğenmedi. Bu da üzüldü. Oğlum Minecraft'ın bir fotoğraf çekin o zaman. Koş fotoğraf çekin adamla. Morali bozdun. O onun hediyesi beğenmedi diyor. Onun gününü beğenmedi. Ne kadar kötü hareketler. Kaymak gibi çocuk. Size ciddi bir ilişkim vaat ediyorum. Saygı sevgi çerçevesinde. Adam yıkıldı ya. Adam ağlıyor oğlum içeride. Senin yüzünden mutlu musun? Tavuk kafalı. Koş. Adama karşı sentiment kazandın. Hediye verdiniz diye. Adam gitti yatakta ağlıyor ya. Naba Ay Bonsa. gerçekten içerisinde Stardew Valley'in aynısıymış. Ay flörtöz oldunuz ah canları. Flört yapmayı dene. Ay ay ay. Allah'ım bir seksi poz, bir el öpmece. Bir ay 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 ne yapıyor? Havalısınız. Şey yap. Make a move. Ya da gıdıkla. Çok komiksiniz. Daha hızlı ilerlememiz lazım. En azından bugün bir deneme. Masaj yap. Sonra sen de bana masaj yapar mısın de. Babaannemle biz böyleyiz. O bana yapar, ben onu yaparım. Bir tane bize yap. Reggie, Vanessa, Tübzo. Aynen. Çok romantiksiniz gerçekten. Kulunç kırıyorsunuz. Gözlerine derin derin bak. Very flirtsin çünkü şu an. Ve first kiss'imiz var. Müthiş. First kiss çekeceğim ama çekmeyeceğim. Kapat. Hep öyle oluyor çünkü. Nereye gidiyorsun yavrum? Oğlum tavuk sevmezsin ya. Şimdi de tavuk sevmezsiniz yani. Allah'ım bu kadar tencere kapak olunmaz. Adam nereye gitti lan? Sen ne yapıyorsun orada? Oğlum adam nerede? Arı şaka neredesin? Adam kendini sıcakladı herhalde. Manitam olur musun de. Kızgın sulara attı. Git ask to be boyfriend de, yoksa uyuyacak. Uyuyacak mı sen sormadan gerçekten? Uyuma lan. Heh. Aferin duydu. Erkek arkadaşım olur musun? Bizde biraz işler hızlı ilerliyor çünkü çocuk lazım. Damn Tam the oldunuz. Şimdi koluna atlamayı teklif ediyorum. Ahırda new saman arayın. Çok romantiksiniz gerçekten. Tabii siz var ya siz. MG olsun da. Sağlıklı olsun MG olsun. Başka bir şey istemem. İkisi de çişi var yalnız. Ahıra salıverecekler gibi geliyor. Evet. Aynı animasyon tamamen yani. Biraz şey. Banyodakinin aynısı. İçeride de inek var. Şuna bakın arkadaşlar. Neyse. Hiç romantik bir poz da olmuyor. Hiç ahırda olduğu da belli değil. Tamam siz işinizi görün çocuklarım. Gerçekten. Ruh halim. Ruh halim. İnek. Ruh halim. Ne hissediyorsun Janiko? Ne hissediyorsun? Adın neymiş? Mutlu değilsin. O kadar normal ki mutlu hissetmen ve kirlenmiş hissetmen. Biraz toz kaldırdılar galiba aşkım. Özür dilerim. Yani onların adına kendim özür dilerim. Gerçekten. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Eğlenler gibi. Eğlendiler. Sen bir git çiş yap sonra. Anneni niye düşünüyorsun peki şu an? Yani annem de beni böyle yapmış gibisinden mi? Burada tuvalet mi yok? Are you şaka? O zaman biz eve gidelim. Evde testimizi de yaparız. Sonra sana bilgileri veririz canım. Telefonunu ararız. Yani bakarız. Sonra duruma göre evlenebiliriz. Artık bunu siz karar verirsiniz. Biz alacağımızı aldık da böyle tuvalet eklesen iyi olur yani. Tamam Stardew Valley'de yok ama biz Sims. Sims dünyasındayız. Burası adını okuyamadığım şehir. O yüzden yapmak zorundasın. Nasıl mutlu ama kırıtıyor. Sen yokusun sen. Hadi evde görüşürüz. Evet geldik git çişini yap. Koş çiş yap. Sen ne durumdasın? Koca danı. Güzel. Burası da temiz. Sen değilsin. Ben sizden çocuk yaptırabiliyor muyum acaba? Gerçekten.
Bilmiyorum. Heh, bu arada test yap sonra. Gelsin bir sürü isteğin kötü. Önce bir yemek ye. Sonra yıkan. Sonra test yap. Biraz da heyecan katalım. Sonra da uyursun zaten ki sana göre çok geç oldu. Saat 2'de önce uyuyacaksın ki 2 bile olmayabilir yani. Yıkanacaksın falan. Yıkanırken de biraz uyursun olmadı. Bu arada hangi evde yaşarız ev benestek onu düşüneyim. Olmadı onun arasında daha büyük bir daha farklı ev yaparız. Danayı falan taşıyabilir miyim acaba? Onu da bilmiyorum. Uyurken yıkanıyor. Yıkanırken uyuyor. Test geliyor test. Hızlandırmayı başlatalım. Tamam. Haydi bakalım. Yay! Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yorumlara hem kız hem erkek bebek için isim önerisi yazıyorsunuz. MGÖ'müze uygun bir isim olursa sevinirim canım. Ha, uyuyor sabah gene bir şeyler yaparız. Annemiz rüyasında bizi görmüş. Tebrik ederim arkadaş olmuşsun tatlı bir istediği bir ev. Yani komşu anne çünkü. Anıyorsun yani. Uyanınca canım sana zahmet buraları spreyle hepsini sula. Sonra bunu temizle. Daha sonra buradan yumurta topla. Bak bunları çiftleştirebiliyorsam söyleyin. Sonra sen iyisin. Burası iyi mi? Burası pis ve şey yapılması gerekiyor. Sonra senin de ve hamile olduğu sabah bulantısı var. Okey. Sonra bunu da sütlerini al. Sonra da kendi için bir yemek yersin. Ama her şey bitince. Çok kötü olduğu için mi bunu yapamıyorsun aşkım? Anladım. Şu an bir tık daha iyisin. O yüzden yapmaya çalışabilirsin diyecektim. Gene kötüleştin. Gene iyileşti. Okey yani ne diyeyim sana. Ne diyebilirim. Sonra da yemek ye. Acaba kızım olacak erkek mi? Aslında bakarım ama bakınca da heyecanı gidiyor. Hazır yemek yok mu? Kim yemek yapabilirsin? Kim var ki buralarda? Baban varmış. Babanla yemek yapın. Ne yap biliyor musun? Sikil. Kurabiye yapın. Sütün sağlık mı senin? Bunu spreyledin mi? Ay kötü olduğu için yapamıyor böyle şeyler. Okey. Tek başına yapıyor cookies'ini. Yap. Ya nasıl her şeyi bu kötü yapabiliyorsun? Abin arıyor. Ha, Instagram şeyi attı komik. Bunu gel spreyle bunu ve sula. Bunları besle. Buraya da yemek ver. Hadi canım. Bu kız ne kötü yemek yapıyor ya? Bunlar mı kalitesi acaba anlamadım. Ah bu ne? Ay bir şey varmış. Ne zaman başlıyormuş? Saturday. Aa bugün festival varmış. Bizim var mı büyük şey sattık mı onları? Ben festivale gideceğim. Sen de gel. Manita. Ben festivale gideceğim. Hadi işimizde festivale gidelim. Nikola sana yanımıza gelmiş. Tatlış ko. Büyük haberi orada veririz. Festivale gidiyoruz. Geldik. Böyle dersek ne oluyor? Yap bakalım. Ay biz de katılıyoruz. Bunlar ne bizi küçük. Ben şu 49'lukla katılacağım. İnsanlarla konuşmayı bırakıp yarışmaya katıldım. Anamız da yine gelmiş. Olmadığımızı mı söyledim mübarek? Sen nasıl buraya geri ışınlandın? Bizimki bu. Bu da ne yapmış? Nasıl beslemiş bunu ya? Bu 3 kilo sana koyduk 400 gramla. 40 gramla. Sana koyduk 400. Sana koyduk. Abimiz ve manita. Dur şimdi sana büyük haberi vermedim ben hala. Buraya gel ya bunu yaktık niye? Ben sana dedim ki büyük haberi ver. Beni dinleyen kim? Buraya ben bir oturum bari hadi. Adam gelsin. Baba da buradaymış. Büyük haber ver. Hamileyim. Sen kısa beni taraf yeri mi gerçekten? Adam biraz... Sevindi aldı tamam Sevin. Biriyle kavga etmen gerekiyormuş saçmalığa bak. Böyle festival olmalı olsun. Şiddet özendiren her şeye karşıyım. İşim gücüm yok insanlarla kavga edeceğim. Bu yüzden de üzüldüysen onu da silerim aferin. Üzülemezsin böyle bir şeyden. 25 lira kazandım kazandığım için. 20, bir un bir de un kazandım sanırım. Bir de madalya. Aa güzel tamam sevindim. O zaman ben de bu bölümü burada bitirmeye karar verdim arkadaşlar. MGÖ denemesinin ilkini yaptık. Festivalden ödül kazandık. Aspiration'larda bir aşamaya kat ettik.
Sıradaki aşamalarda gelecek bölümlerde tamamlarız diye düşünüyorum. Kızımızla sevgilisinin geleceği hakkında önerileriniz var mı? Hemen evlendirelim mi yoksa çocuk yapalım ondan sonra evlendirelim ki yaptık zaten de. Biraz daha böyle takılsınlar mı yoksa evlenme teklif edeyim etmeyeyim mi? Bunları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda hem kız hem erkek çocuklar için Megio çocuk isim önerisi yaparsanız da çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil çanını basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalıma Discord, Instagram ve Tumblr hesaplarında bekliyorum. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.